Evet, merhaba değerli Olay TV izleyenleri. Bir pazar sohbetinde daha karşınızdayız. Değerli izleyenler, bambaşka bir yerdeyiz bu pazar sohbetinde. Türkiye sınırlarının dışında, Gürcistan'da sevgili izleyenler. Gürcistan'ın Acele Özerk Bölgesi'nin merkezi Batum'dayız. Ve konuğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Doktor Mehmet Müezzinoğlu. Ben hemen konuğuma dönüyorum. Sayın Bakan, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Olay TV yayınına. Batum'dan selamlar, evet. Saygılar tüm izleyicilerimize. Az önce ifade ettiğim gibi Batum'dayız. Kafkasların parlayan yıldızı diyebiliriz. Yaklaşık 100 yıl önce bu topraklar Batum, Osmanlı topraklarıydı. Sınırlarımız içerisindeydi. Öncelikle buradan başlamak isterim. Batum'un Türkiye için önemi nedir? Buradan başlayalım Sayın Bakan. Tabii biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti olarak sınırlarımızın ötesinde çok geniş bir gönül coğrafyasına da sahibiz. Az önce söylediğim gibi yaklaşık 150 yıl önce coğrafyamız çok genişti. Balkanlardan tutun Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya kadar sınırlarımız çok farklıydı. Ama bugün gönül coğrafyamız yine bu coğrafyalar. Kardeşlik sınır tanımaz diye bir cümle var. Dolayısıyla buralarda bizim kardeşlerimiz var, dindaşlarımız var, soydaşlarımız var, aynı medeniyet değerlerini paylaşan insanlarımız var. Dolayısıyla bu büyük Türk milletine düşen yine sınırları ötesinde bıraktığı o değerlere sahip çıkmak, o değerlerin mensuplarıyla gönül bağını devam ettirmek, gönüldaşlarıyla aynı ortak değerleri paylaşmak. Bugün burada Batum'dayız. Batum'da da Gürcü kardeşlerimizin dilini anlamasak bile aynı duyguları paylaşmanın huzurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Heyecanını duyuyoruz. İki akşam önce Batı Trakya'da Gümüşhane'deydik Sayın Başbakanımızla. Bu akşam Kadir Gecesi burada Batum'dayız. Kadir Gecesi'ni Batum'daki Müslüman kardeşlerimizle, soydaşlarımızla, duygudaşlarımızla paylaşıyoruz. Dolayısıyla bu milletin büyük medeniyeti, bu büyük milletin büyük vizyonu geleceğe inşallah yine güçlü bir şekilde taşınacaktır. Ve bu ülke, millet ve bu Türkiye, Genç Türkiye Cumhuriyeti mutlaka muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefe, bu gönül coğrafyandaki insanların da dualarıyla, katkılarıyla, heyecanlarıyla ulaşacaktır diyorum. Şimdi her yıl Kadir Gecesi'nde bir ülkedeyiz. Evet. Bir ülkedesiniz. Biz evet. Ülkedeyiz. Bizler de takip özellikle ediyoruz programımızı. Olay TV ile birlikte evet. İki yıl önce, üçüncü yıl oluyordu. Üç yıl önce. Batı Trakya'da Gümüşhane'deydik. Benim köyümdeydik. Evet. Çok güzel bir, gerçekten beni de etkileyen, misafirleri de etkileyen çok güzel bir iftar gecesi olmuştu. Geçtiğimiz yıl Üsküp'teydik. Yine orada bol yağmurlu, bereketli tam iftar saatinde yine orada bir iftar sofrasını Üsküplü kardeşlerimizle paylaşmıştık. Bugün de burada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın da 29 gün Ramazan süresince buradaki kardeşlerimize İftar sofraları düzenlemiş. Kadir Gecesi'nde onları misafir olduk. Evet, şimdi bu hükümetin aslında bir Balkan politikasını gösteriyor değil mi? Bunu biraz detaylandıralım. Gönül coğrafyası, politikası demek lazım. Bunu yalnız Balkanlarla sınırı tutmamak Balkanlar, lazım. Yani bugün ben İstanbul havaalanından ayrılırken orada bir grupta Mescid-i Aksa'ya gidiyorlardı. Orada iftar programlarına gidiyorlardı. Dolayısıyla bizim gönül coğrafyamızın olduğu her yerde özellikle AK Parti'nin misyonu kendi değerlerini paylaşan gönüldaşlarıyla gönül bağını güçlendirmek ve gelecek yolculuğu, medeniyet yolculuğu onların da dualarıyla, katkılarıyla başarabilmeyi hedefliyor. Evet, peki. Biraz siyaseti konuşalım. Siyasetin gündemi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı İstanbul yürüyüşü Sayın Bakan. Bununla ilgili değerlendirmenizi merak ediyoruz doğrusu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Kılıçdaroğlu Ankara'dan çıktı, İstanbul'a gidiyor. Siyasetin gündemi demeyeceğim ona. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetiminin gündemi diyeceğim. Çünkü 80 milyon ülke insanımızın, hatta CHP'li insanlı seçmenlerimizin de gündemi bu değil. Esasında ülkemizin ortak gündemi büyüyen bir Türkiye, gelişen bir Türkiye, dünyayla yarışan bir Türkiye,
kendi ayaklarına tuzak kurmak isteyen, çukur kaymak isteyenlerle mücadele eden bir Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin gündemi bu. Keşke Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetiminin de gündemi bu 80 milyonun gündemiyle örtüşen bir gündem yapabilse. Yani Türkiye daha hızlı nasıl büyür? Daha istikrarlı nasıl büyür? Daha güçlü bir demokrasiye nasıl kavuşur? Hukuk devletini daha hızlı nasıl kurgulayabilir? Yoksa ayrıştıran, çatıştıran, istikrarı bozan anlayışlara Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetiminin katkı sağlaması CHP'li seçmeni de mutlu etmiyor. Ne yazık ki buradan CHP tabanı da üzülüyor. Ülke de kaybediyor. Esasında ben az önce de bir başka vesileyle söyledim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetimi bu ülkenin geleceğiyle ilgili, güçlü geleceğiyle ilgili büyüyen, gelişen, dünyayla rekabet eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu büyük Türk milletine muasır medeniyet seviyesinin üzerinde yer yakışır hedefine akıl teri gerekir. Akıl teri dökmesi gerekirken ne yazık ki ayakları yoracak eylemler yapıyorlar. Bence hani bir sözümüz var. Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Ben CHP'lerin de akıllı işler yaparak ayaklarına ceza çektirmemelerini gönülden arzu ediyorum. Ve bir buradan Batum'dan onlara da ne olur ya, gelin ekonomiyi nasıl büyütürüz? Gelin bu ülkede istihdamı nasıl sağlarız? Bakın grup konuşmalarında genç işsizlik oranlarının arttığından bahsediyorsunuz. Biz istihdamın daha çok artması ile ilgili farklı farklı eylem planları yapıyoruz. Bu eylem planlarına daha farklı katkılar nasıl sağlayabiliriz? 1 milyon 200 bini civarında genç işsizliğimizi nasıl azaltabiliriz? Bütün bunlara katkı sağlamak ülkede ancak siyasi istikrar, ekonomik istikrar ve büyük hedeflere birlikte yürüyen bir ortak akılla olur. CHP'nin bu ortak akla, milletin bu ortak beklentisinden ayrışan tutumu ne yazık ki son yıllarda CHP seçmeni de fazlasıyla üzdüğü kanaatindeyim. Bunu CHP'li dostlarımdan da görüyorum. Evet. Bir diğer konu siyasetin konuştuğu son günlerde bu gündeme girdi. 15 Temmuz'da meclis toplanacak. Olağanüstü hale görüşmek için bu olağanüstü halin uzatılması anlamına gelecek. Bunu söyleyebilir miyiz? Bir de meclis iş düzeninin değişmesi gündemde. Bu da erken seçim iddialarını beraberinde getirdi. 15 Temmuz'da meclisin açılmasını nasıl okumalıyız? Şimdi bir defa erken seçimle ilgili bir okumayı çok doğru bulmam. Doğru da bulmam. Çoğu bırakın. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızın da bütün bakanlardan 2017 sonuna ve 2018 sonuna 2019'a giden eylem planlarınızı ve bakanlıklar olarak çalışma takviminizi istiyoruz dedi. Bir defa ülke insanı az önce söylediğim gibi yarınının bugünden iyi olmasını istiyor ve bunu hükümetten bekliyor, siyasetten bekliyor. AK Parti olarak bizim görevimiz işte ilk çeyrek büyüme geldi, %4'lerdeki iyi bir rakam. Borsanın dinamikleri iyi. Dövizin o hararetli yükselişi durdu ve iniyor. 3500'lere kadar indi. İnşallah yıl sonu daha da inecek. Enflasyonun aşağılara düşürülmesi ve büyüyen bir Türkiye, istihdamı artan bir Türkiye, üreten bir Türkiye, dünyayla rekabet eden bir Türkiye. Dolayısıyla seçim gündemi asla gündeminde olmayan. Zaten son 2-3 yıla baktığımızda gündemimiz hep böyle ya seçimlerle ya olağanüstülüklerle geçti. Şöyle bir en az 1,5-2 yıl seçim konuşmadan icraat konuşalım, işimize bakalım, 80 milyonun yarınlarını bugünden daha yapalım. Evet. Meclisin toplanması ile ilgili de iç tüzük, hakikaten meclis dinamikleri yasal düzenlemelerle ilgili bizim performansımızı çok zorluyor. Çok anlamsız engellemeler, çok lüzumsuz uzatmalar. Bu iç tüzükle bizim millete yakışır yasal düzenlemeleri yapabilmekte ciddi sorunlarımız var. Dolayısıyla bir iç tüzük düzenlemesine bu meclisin ihtiyacı var.
15 Temmuz'da yapılabilir mi onu göreceğiz. Evet, peki. Sayın Bakan, kabine revizyonu birkaç hafta öncesine kadar gündemdeydi ama gündemden kalktı. Bunu kabine revizyonu yani rafa kalktı şeklinde yorumlayabilir miyiz? Yoksa aniden gelebilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemden düşmesini beklediği zamanlarda kabine revizyonunu yaptığı dönemler oldu, hatırlıyoruz. Şimdi kabine revizyonu gündeme nereden geldi onu bilmiyorum ama neticede kamuoyu, özellikle medyanın beklentisi bir süre oldu. Sayın ama Cumhurbaşkanı bir değişiklik olabilir şeklinde. Şimdi şöyle, hükümet, vardı. Sayın Başbakanımız ihtiyaç duyduğu her an revizyon yapma hakkı var. Sayın Cumhurbaşkanımıza talebini götürür, birlikte değerlendirmeyi yaparlar ve bu da revizyonu yaparlar. Yani benim bakan olduğum gün kimsenin beklemediği bir gündü. Yine bir ihtiyaç olduğu zaman, önemli olan burada bunu Başbakanımızın bunu ihtiyaç duyması, Sayın Cumhurbaşkanımızla da paylaşarak bunu uygun görmeleri. Yani benim bu anlamda tasarruf yetkisi sahiplerine bu işi havale etmek bize düşer. Şimdi geçen hafta Gönül Köprüsü projesi kapsamında AK Parti İl Teşkilatı ile birlikte ve belediye başkanlarıyla birlikte Batman'a gittiniz. Bu sizin son bakanlığa gelmeden önce genel başkan yardımcılığınız döneminde temellerini sizin attığınız bir projeydi. Gönül Köprüsü projesiydi. Ancak bakan olduktan sonra da yine devam ediyorsunuz bu projeye. Bizzat kendiniz gittiniz. Proje hangi aşamada? İkinci sorun da Batman'daki gözlemleriniz nelerdi? Orada bir iftar verdiniz. Öncelikle verdiğiniz benim gibi genel başkan yardımcısı olduğum geçtiğimiz yıl 2016 Mayıs sonlarıydı. Olduğum zaman hemen Ramazan geldi, bir hafta 10 gün sonra. Bir Ramazan başında hemen bu projeyi başladı. Gönül Köprüsü, ki geçtiğimiz yıl hatırlarsanız o çukur hendek eylemlerinin, terörün şehir içinde çok olağanüstü millete bedel ödettiği, özellikle Güneydoğu insanımıza ağır bedeller ödettiği bir süreci yaşıyorduk. Oradaki insanımızın devletine, milli birlik ve beraberliğe olan duyarlılığını bilen bir kişi olarak mağdur olan vatandaşlarımız, devletten yana olan vatandaşlarımız, Ay Yıldızlı Bayraktan yana olan vatandaşlarımızla Gönül Köprüsü'nü güçlendirecek bu projeyi ben genel başkan yardımcısı olarak başlattım. Çok da güçlü bir proje olarak başladı ve iyi bir proje olarak da şekillendi. İşte İstanbul, Diyarbakır'a, Bursa, Batman'a, işte Samsun, Tunceli'ye, Konya, Van'a gibi büyük şehirlerimizi, Güneydoğu'daki terörden etkilenen vatandaşlarımıza Gönül Köprüsü kuracak şehirler olarak bunu AK Parti il teşkilatları ve büyük şehirler olarak organize ettik ve son derece başarılı bir proje oldu. Yine geçtiğimiz yıl Batman'da, Ramazan ayında Batman'daydım genel başkan yardımcısı olarak. Bu yıl da yine Batman'a bakan olarak gittiğimde geçen yılki Batman'la bu yıldaki Batman arasında ciddi bir fark gördüm. Gerçekten gerek terörle olan mücadele, ki çok başarılı bir mücadele, vatandaşa büyük oranda güven gelmiş. Terör izleri silinmiş mi? Büyük oranda. Büyük oranda. Tamamen sıfır demiyorum ama büyük oranda silinmiş, vatandaşa özgüven gelmiş. Ben çok rahat çat kapı ziyaretler yaptım. Tıpkı Bursa'da veya İstanbul'da veya Trakya'da yaptığım gibi orada da yaptım. Sokaklarda çok rahatlıkla gezilebiliyor, çocuklar etrafımızı sarıyor, aileler evlerine misafir ediyorlar. Gerçekten güzel bir ülkemiz var. Değerleri güçlü olan bir milletimiz var. Onun için bu büyük Türk milletinin geleceği mutlaka aydınlık olacaktır. Yeter ki aramıza fitneyi, fesadı sokmayalım. Birlik ve beraberliğimize sahip çıkalım ve o muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedeften asla uzaklaşmayalım. Şimdi çat kapı ziyaretler derken son dönemlerde özellikle Cumhurbaşkanı'nın söylemlerine baktığımız zaman teşkilatlara halkın içinde olun şeklinde bir önerisi var diyebiliriz. Bu anlamda mesela Bursa'da da bu yıl hep halkla birlikte iftar yapıldı. Teşkilat iftarı yapılmadı. Siz çat kapı ziyaretlerini çok daha öncesinden başlatmışsınız ama bu çat kapı ziyaretleri ve AK Parti teşkilatının daha fazla halkla iç içe olma politikasından biraz bahsedebilir misiniz? 2019'a doğru bir gidişatı gösteriyor mu bu?
Yok, biz şimdi bu çat kapı ziyaretleri esasında 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden beri İstanbul kültürüne yerleşmiş bir yapıdır bu. Ben her Ramazan'da böyle çat kapı 15-20 civarında fakir evine gitmezsem o Ramazan kendimi eksik hissederim. Bu siyasi görevim olsun olmasın. Bunu genelde onu bir toplumsal sosyal sorumluluk projesi gibi görürüm ve hiç habersiz işte ister Gemlik'te, ister Kırklareli'nde, ister Orhaneli'nde, isterse Yenişehir'de fark etmiyor. Yani hiç bilmediğim bir ilde, yani hiç bilmediğim derken daha önce gitmediğim bir ilde, farz edelim Hatay'a gittik. Hatay'da da 3 tane çat kapı ev ziyareti. Genelde bunlar habersiz. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızdan, onların listelerinden alıyoruz ve çat kapı hiç habersiz gidiyoruz. Buna Vali Bey'in de haberi olmuyor veya bizim yanımızdaki programımızı yapan arkadaşlarımız da haberi olmuyor. Yani Bursa'da da yanılmıyorsam 25 veya 26 eve gittim değişik ilçelerinde. Bir de bu sene bizim kendi bürokratlarımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarına da bu görevi verdim. Ve yanılmıyorsam arkadaşlar Bursa'da 76 idi en son rakam. 76'nın üzerinde, 70'in üzerinde eve gittiler. Bunlar aynı şekilde Kırklareli'nde, Trakya'da veya ülkemizin diğer illerinde de bu ziyaretle. Önemli olan Cenab-ı Allah'ın oraları görüp de bize verdiği zenginlikleri görebilmek, fark edebilmek, bizdeki o zenginliği onlarla paylaşabilmek, onlardaki o gönül zenginliğini de görebilmek. Yani ben o ortamda bir bakıyorum ki gönül zenginlikleri bizim birçoğumuzun gönül zenginliğinden daha güçlü, çok daha kanaatkar. Yani bazen hayret edersin, evde işte iki lokmalık bir şey var ama o kadar şükrediyor ki komşularına, devletine, ziyarete, kanaatkar. Her şeyim var diyor, Allah razı olsun diyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Hiçbir eksiğim yok diyor. Ama ben eve gidiyorum, hanım eksik sayıyor. Yani gerçekten oralardan kanaat sahibi olmanın ne demek olduğunu oralarda çok daha samimi görüyoruz. Şimdi az önce kabine revizyonundan bahsettik. 6 aylık eylem planlarını istemişti bakanlardan Sayın Cumhurbaşkanı. Siz 6 aylık eylem planınızı verdiniz. Bu 6 aylık eylem planıyla ilgili biraz ipuçları verir misiniz? Neler var? Henüz daha Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza vermedim. Hazırladım ama ana başlıkları kendileriyle paylaştım. Özellikle ana başlıklarımız bir, en ciddi ve en güçlü ve uzun vadeli, yani 3 ve 5 yıllık eylem planı olarak genç istihdamı ile ilgili. Çünkü biz %21'lerde genç işsizliğimiz var. Bunların büyük çoğunluğu üniversite mezunu veya lise, teknik lisesi mezunu, yani eğitimli kitle. Türk sanayinin veya Türk girişimcisinin de en büyük ihtiyacı nitelikli eleman. Bunlar şu anda diplomalarıyla kendilerine uygun nitelikli eleman olmasalar bile iyi eğitim gördükleri için hızla nitelikli alanlara, sanayinin değişik alanları. Bu enerji olabilir, bu otomasyon olabilir, bir dijitalizasyon olabilir. Birçok alanda hızla nitelikli eleman haline getirilebilirler ve onların nitelikli eleman olmalarına büyük destekler vereceğiz. Sonra onu kalıcı istihdama dönmeleri, 3 yıllık ve 5 yıllık bir eylem planı genç istihdamı üzerine. İki, Güneydoğu'da kadının genelde ama Güneydoğu'daki kadına yine farklılıklar kazandırabilecek. Çünkü biz Güneydoğu'daki kadını, özellikle anneyi istihdama ve sigortalı bir yapının içine sokamazsak çocuklarına sahip çıkması, o evin geleceğe güçlü taşınmasında zorluklar var. Bir anne işinin sahibi ise çocuklarına sahip çıkıyor. O çocukları da daha çıkmaktan veya yanlışlara kapılmaktan kurtuluyor. O nedenle Güneydoğu'da kadın istihdamını bir farklı eylem planı olarak hazırladık. Son rutuşlarını yapıyoruz. Diğer biri de engelli istihdamı. İnşallah orada da engellilerimize, özellikle mahallesinde istihdam. Yani mahalledeki bir bakkalda, bir markette, bir kafeteryada, bir pastanede, bir eczanede
Yani burada 2-3 çalışanı olan bir yerde bir de engelliyi istihdam ettiğinde o iş yerine, küçük esnafa ayrıcalıklı desteklerle evine yakın bir yerde. Çünkü öbür türlü fabrikalara gitmesi, gelmesi engelli için zor. Fabrikaların onları istihdamında zorluklar çıkarıyor. Halbuki mahallenin bakkalında gitsin günde 6-7 saat takılsın, eczaneye gitsin. Bir pastanede takılsın. Markette yapabileceği işler var, yapabilir. O nedenle gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar ve engelliler. Sayın Bakan, Çalışma Bakanlığı ile ilgili bir soru yönelteceğim ama son olarak siyaset gündemi ile ilgili şu soruyu yöneltmek istiyorum. Son günlerde AK Parti yetkililerinin de altını çizdiği bir teşkilat revizyonu gündemde ama bir taraftan da kongreler yaklaşıyor. Şimdi teşkilat revizyonunun ile ilgili kamuoyu nasıl bir beklenti içerisine girmeli? İkincisi, bu kongreler yoluyla mı olacak yoksa görevden almalar bekler miyiz? Beklemeli miyiz? Şimdi şöyle, AK Parti bir defa çok dinamik bir parti. Yani dinamizmini her boyutuyla görürsünüz. İşte bakın, referandumu yaptık. Ertesi gün hemen işte bir hafta 10 gün içerisinde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız partiye üye oldu. Sonra kongreyi yaptık, Genel Başkanımız oldu. Dolayısıyla AK Parti dinamik bir parti. Teşkilat dinamiklerinde de nerede rehavet, nerede zafiyet görüyorsa onun müdahalesini yapar. Niye? Siyaseti AK Parti millet için yapıyor. Yani il başkanı mutlu olsun diye, milletvekili mutlu olsun diye, bakan mutlu olsun diye bir siyaset anlayışımız hiç olmadı, olmayacak ve de olmamalı. Burada birinci merkezde millet, milletin kazanımı, milletin hayallerinin önünde gidebilen bir AK Parti olup olmamamız önemli olan. Dolayısıyla burada AK Parti hep şunu söylerim, isimlere dayalı bir siyaseti hiç yapmadı. Hedeflere dayalı bir siyaset yapıyoruz. Hedefimiz ne? 2023. 2023'te ne? Bugünkü gayri safi milli hasılamızı ikiye katlamış bir Türkiye. O zaman bunu başarabilecek bir dinamizmi ister teşkilatlar, ister belediyeler, ister hükümet, ister parti genel merkezi. Her alanda kişileri üzmemek değil derdimiz. Derdimiz milleti üzmemek. O nedenle milletin mutlu olduğu, milletin güven duyduğu, milletin geleceğe umutla ve güvenle baktığı bir yolculuğu AK Parti kurulduğu günden beri bugüne merkeze aldı. Ve dikkat ederseniz isim tartışması AK Parti'de neredeyse sıfır düzeyindedir. Ama hedef tartışması AK Parti'nin gündeminde hiç düşmez. Hedef. Bursa'nın hedefleri ne? İstanbul'un hedefleri ne? Türkiye'nin hedefleri ne? Dünyayla yarışımız hangi süratte olacak? Bizi engelleyen sorunlar ne? Bizi engelleyen sorunlar büyük oranda istikrarsızlıktı. Bundan sonra artık istikrar sorunu da Türkiye'nin gündeminde tamamen kalkacak 2019'dan sonra. Ama 2019'a kadar da zaten bir istikrar sorunumuz yok. Şimdi teşkilat revizyonu da yerel yönetim revizyonu birbirinden çok farklı konular. Teşkilat revizyonunu kongreler yoluyla veya memnun olmadığınız bir teşkilatın istifasını isteyerek alabilirsiniz. Evet. Ama yerel yönetim revizyonu çok konuşulmaya başlandı. Bu çok daha farklı bir hadise ve yasal bir takım işin bir yasal bir boyutu var. Bazen yerel yönetimlerin görevden alınması dedikodu boyutuna da ulaşabiliyor. Şimdi spekülasyonlara da yol açıyor. Mustafa Bey, burada yerel yönetimleri görevden almak yerine mantalite değişimine teşvik edin. Yani farz edelim, işte Bursa örneğini vermeyelim de diyelim ki Ordu veya diyelim ki Balıkesir. Buradaki analizlerden sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bir vizyon değişikliğine ihtiyacı var. Evet Edip Bey, gelin oturalım. Balıkesir'deki vizyonu şuradan şuraya taşımanız lazım. Dolayısıyla bunu illa Edip Bey'i oradan alarak görevden olmaz. Görevden almayla olmayacak. Değil. Yani mesele bu mantalite değişikliğidir. Kişi değişikliği işin son şeyidir. Yani da dedikodu boyutunda yani o nedenle bazen. Ben isim tartışması, hani derler ya, az akıllı insanların yaptığı iştir. Olay tartışması normal akıllı insanların görevidir. Ama hedef tartışması akıllı insanların şeyidir. Bizim hedeflerimiz. Bursa'nın hedefleri olmalı mı? Olmalı. Var mı? Var. Daha iyisi için ne gerekiyor? Onu tartışabiliriz. Tartışmalıyız da. Bunu tartışırken Recep Altepe alınacak, alınmayacak veya Mehmet Müezzinoğlu Çalışma Bakanlığı'nın vizyonunu tartışılıyor da alınacak, alınmayacak diye bakamayız. Burada
o dinamiklerin daha güçlü olması için Bursa'nın mutluluğunu, Balıkesir'in başarısını, İstanbul'un gelecek vizyonunu isimlere takılarak değil, isimleri aşarak tartışan bir siyaset vizyonu. AK Parti bunu büyük oranda başardığı için 14 yıldaki iktidar, başarmaya devam ettiği sürece de iktidardan inmez. Son olarak bayram mesajınızı alacağım ama ondan önce son sorum. Kıdem tazminatının fona devri. Yine bu gündemde birkaç hafta öncesine kadar çok sıkça tartışılıyordu. Sona gelindi, artık bu iş bitecek şeklinde ama birazcık gündemden düştü. Hükümet olarak biz hazırlıklarımızı yaptık. Ama evet, özellikle işçi sendikaları ve işveren sendikaları tarafından karşı bir duruş var. Biz şimdi başından itibaren hep şu cümleyi söyledim. Biz %70 ortak bir noktayı bulamazsak bunu kendimiz için değil, mentazori yapacak bir duruşumuz olmaz. Şimdi bayramdan sonra tarafları tekrar davet edeceğim ve o tarafların, gerek işçi sendikaları gerekse işveren sendikalarımızın görüşlerini alacağım. Şayet onlar bu anlamda bu ülkenin kıdem tazminatı çalışanların hakkı anlamında taraf olmakta destek olurlarsa devam edeceğiz. Yok bu halde memnunuz diyorlarsa o zaman ısrarcı diyeceğiz ki ısrarcı olmayacağız. Çünkü siyaset ben yaptım oldum, hele hele bizim Çalışma Bakanlığı'nda bir tarafta çalışanlarımız, bir tarafta işverenlerimiz, bir tarafta sendikalarımız, bizim ortak sahiplenmeyi %70'in üzerine taşımamız lazım. Onun için onu bayramdan sonra onlarla görüşerek, onların da olduğu değerlendirmeden sonra görüştünüz. Bugünkü eğilimleri nedir? Yani genelde kamuoyuna verdikleri mesajlar, biz kesinlikle karşıyız. Bugün hem bu kıdem tazminatının bugün gündemde olmasını doğru bulmuyoruz diye kamuoyuna verdikleri resmi açıklamalar var. Ama ben onları tekrar bayramdan sonra davet ederek bir dinleyeceğim. Evet, anladığımız kadarıyla çok yakın görünmüyor kıdem tazminatı. Ben açıkçası referandum öncesi özellikle sanayi odalarının, ticaret odalarının, işverenlerin taleplerini gördüğümde bu tarafın, özellikle işveren tarafının bu işi samimiyetle istediği kanaatim vardı. Ama bu iş biraz ciddiye girince, duruşlarını görünce biraz açıkçası ne oldu acaba diye merak ediyorum. Ne oldu acaba'yı onlara soracağım. İşçi tarafının tavrı net tavrı ama işveren tarafı biraz sizince sürpriz oldu. Onların sabit bir nokta var. İşveren tarafı benim için biraz sürpriz oldu. Evet. Peki. Efendim, Ramazan ayını geride bıraktık. Bugün kutsal Ramazan bayramı. Ben öncelikle tüm izleyicilerimizin, Olay TV izleyicilerinin ve tüm hemşehrilerimizin, milletimizin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Sevdikleriyle, aileleriyle, komşularıyla hayırlı huzurlu bayramlar diliyorum. Milletçe huzur içinde bayram ve bayramlar yaşamayı Rabbim bizlere nasip etsin. İslam dünyasında akan kanın ve gözyaşının bir an önce dinmesine Kadir gecelerinde de Ramazan'da da dua ettik. Birbiriyle çatışan değil, tam aksine birlik ve beraberlik içinde Müslümanların çatışmasından yarar sağlayanlara fırsat vermeme aklını, vicdanını nasip etsin diyorum. Tabii özellikle izleyicilerimiz diyorum ki bugün sevdiklerimizle huzurlu ve mutlu bir bayram yaşıyorsak, borçlu olduğumuz kitle var. Bu borçlu olduğumuz kitlenin başında şehitlerimiz geliyor. Şehit ailelerini unutmamalıyız. Gazilerimiz geliyor. Gazi ailelerimizi unutmamalıyız. Mahallemizde, sokağımızda, yakınımızda tanıyalım, tanımayalım. Bir tane şehit ailesine, bir tane gazi ailesine bayramda ziyaret etmek, bize bugün coşku içinde bayram yapmayı, bu ay yıldızlı bayrağın altında huzur dolu, mutluluk dolu bir bayram yapmayı, bizlere vesile olan bu şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmayalım ki yarınlarda da huzurlu ve mutlu bayramlar yapabilmeyi arar olmayalım. Ben tekrar sizlere de teşekkür ediyorum. Olay TV camiasının da bayramını kutluyorum. İzleyicilerimize de hayırlı, mutlu bayramlar. Gelecek bayramlarımız bugünden daha huzurlu ve daha mutlu olsun. İslam alemine de, insanlığa da daha çok barış getirsin. Teşekkür ederiz efendim programımıza katıldığınız için. Değerli izleyenler, Pazar Sohbeti'nin sonuna geldik. Konuğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'ydu. Batum'da
yaptık bu programı değerli izleyenler. Haftaya bir başka programda, başka bir konukta karşınızda olmak dileğiyle şimdilik iyi bir pazar dileriz. İyi bayramlar da dileriz aynı şekilde. Hoşça kalın efendim.